Bu vasıflar cennet ehlinin vasıflarıdır. Emir ve yasaklarına sararlar, cennete gireceklerdir. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Ondan sonra وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Değil mi? Muhsinin. Ondan dolayı işte aklıma bir şey geldi kardeşlerim. Hazreti Hasan radıyallahu anh, Allahu Ekber. Günün birinde hizmetçisi var, böyle oturmuş bir mecliste. Çorba getirmiş. Nasıl olmuş da dökmüş Hazreti Hasan'a şöyle elbiseleri. Cemaat var. Hazreti Hasan radıyallahu anhu arda şöyle bakmış. Yutkunuyor. Ya öfkeli. Hizmetçi zeki, uyanık. Bildi Hazreti Hasan öfkelendiğini. İşte dedi ki vel kâzimîn el gayz. Öfkesini yenen. Yani Allah öfkesini yenen sever. Cennet ehlinin sıfatlarından birisi vel kâzimîn el gayz. Yani öfkesini yenen. Tabii ki Hazreti Hüseyin daha öfkeli. Tamam dedi git. Git. O da diyor ki vel afîn anin nas. Yani insanları affeden. Şöyle bakmış. Tamam diyor git. Git hadi. Seni affettim. Daha uyanık ya. Diyor ki vallahu yuhibbul muhsinin. Adeta yani bahşiş istiyor. Diyor ki Allah ihsanları ihsan edenleri sever. Ya demiş git hadi azat ettim. Hadi git. Git demiş. Vallahi kardeşlerim ben öfkelendiğin zaman hanımınıza karşı, çocuklarınıza karşı, patron işçisine karşı, öğretmen öğrencisine karşı bunu uygulayın. Göreceksin ki cennet esintisi kalbinizde olacaktır. Öfkelenmeyin. Yani affedin. En sonunda ya gel sana bir kebap ısmarlayayım de. Göreceksin ki adamın kalbinde bir operasyon yapmış oluyorsunuz. Belki de 50 ayet okusan o kadar tesir etmez. Ondan dolayı el-ahlak, el-ahlak, el-ahlak yakulu sallallahu aleyhi ve sellem inni bu'istu li'utemmin mekârim el-ahlak. Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Adamın derya kadar ilmi var ama ahlakı yok. Sıfır. Sıfır. Ya. Olmaz. Ahlak. Çok önemli. Kaç dakika var? Bismillah. 30 dakikayı geçirmeyelim. Daha 10 dakika var. Evet.